Evet, sizi tanıyabilir miyiz? Ben pazarlıyım. Subaşı köyünden Mehmet Köseoğlu. Evet. Yazları ve güzleri gelirim buraya. Kaç yaşındasınız? 54. 54. Kaç senedir yaylacılık yapıyorsunuz? Doğduğumdan beri yaylacılık yapıyorum. Yani babanızdan, dedenizden evet, falan? Evet, dededen beri. Bulunduğumuz köy? Çatköy. Çatköy. Burayı kim de kullanıyor? Burayı normalde yerliler kullanıyor ama geçim sıkıntısından göçmüşler. Arazi satıp alanlar var aşağıdan, yani pazardan, sahili bazı köylerinden var. Kaç tane var burada? Burada şu anda var 4 tane. 4 tane. Ama normalde eskiden 40 taneydi. Eskiden 40 taneydi. Evet. Peki 4 tane de hayvancılık yapıyor mu? Yapıyor. Eskiden 40 tane de hayvancılık var mıydı? Vardı. Peki siz buraya ne zaman geliyorsunuz? Biz buraya dedem onlar gelmişler 52 senesinde. 1952 senesinde. Evet, 1952 senesinde. Ondan sonra öyle devam ediyoruz. Sezon ne zaman açılıyor buranın sezonu? Sezon Nisan'ın ikinci haftası veya üçüncü haftasında. Dönüş ne zaman oluyor? Dönüş Kasım'ın 10-15'i falan. Kasım'ın 15'ine falan. Normalde kar yağdı mı bu önümüzdeki? Yağdı. Bu dördüncü kar buraya kadar indi. Ondan önce 3 defa daha yağdı. Ama yükseklerde kaldı. Meşe ağzında yani. Ormanın... Daha çok küçük baş hayvan mı, büyük baş hayvan mı? İkisi de yapılıyor mu burada? Eskiden yapılıyordu. Şimdi sadece büyük baş yapılıyor. Hobi olarak da ben keçilerimle. Keçiler cins midir bunlar? Cinstir, evet. Sahne evet. Cinsi. Ayrıca buradasınız siz. Evet. Peki Çatköy'ün sıkıntıları var mı? Çok. Nedir mesela en büyük sıkıntısı? Suyumuz biraz yazın az oluyor. Ama hane aldığı az olduğundan yetiyor. Bir de işte bu gelen gidenler vatandaşı çok rahatsız yapıyor. Yani burada kalanları, otları biçiyorlar mesela. Onları eziyorlar. Çevreyi mi kirletiyorlar? Çevreyi kirletiyorlar. Ben yol boyu mesela keçilerimle gittiğim zaman da yol kenarlarındaki poşetleri, pet şişeleri hepsini toplayıp yakıyorum ama şey dediğin zaman da cebinde sana kafa tutuyorlar. Vatandaş ne yaptıysa bu köylüler önünü alamadılar. Peki bu Çat köyü aşağıdaki köyle beraber burası ikisi bir muhtarlık mıdır? Muhtarlık birdir ama esas köy burasıdır. Orası merzi olarak, eskiden merzi olarak kullanıyordu. Köy olarak burasıdır köy. Bazıları Çat Yaylası diye yazmışlar. Şeyde mesela Samri Yemişli'nde girişte, çıkışta. Evet. Ayder yoluna dönüşte orada levası vardı. Çat Yaylası diye yazmışlar. O yanlış. Burası Çat köyü, muhtarlıktır. Evet. Yıllardan beri. Muhtarı da var mı buranın? Var. Evet. Yani devam ediyor şimdi. Devam ediyor, evet. Ona da bir açıklık getirmiş olduk. Yani en azından bilgi kirlenmesi vardı, onu da düzeltmiş olduk. Evet. Başka söyleyecek olduğun herhangi bir şey var mı? Yok, sağ olun. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Bugün cumartesi günü. Yine bir gezi programı çerçevesinde önce Çat Vadisi'ne doğru hareket ettik. Şimdi ise Çat Köyü'ndeyiz. Gördüğünüz gibi artık sonbahar geldi. Yapraklar da saramaya başladı. Çat Köyü de boşalmış. Eskiden 40 hane bulunan Çat Köyü'nde şimdi 4 hane var. 4 hane de hayvancılıkla uğraşıyorlar. Bizimle beraber sonbaharın görüntülerini fotoğraflamak için başka gruplar da geldiklerini gördük. İşte 2 gün önce yağan kar karşı tarafta dağlarda var. Çat köyünde yok. Hemen ileride Gito ve Badara gözüküyor. Çok hakim bir tepe Çat köyü. Ulaşımı da kolay. Genellikle araçla nereye gideyim diye plan edenlerin ilk akla getirecekleri o yer mutlaka Çat köyü olması gerekiyor. Yani buraya gelirken bazı dikkat edilmesi gereken hususlar var. Burada kalan sakinler buranın çevreye kirletildiğinden şikayetçi oluyorlar. Onlara dikkat ederlerse burada muhteşem manzaraları görme şansına sahip olurlar. Biz de gezimizi burada tamamladıktan sonra tekrar pazara dönüş yapacağız.